Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Zorlayıcı konulardan bir tanesi endokrin sisteme devam ediyoruz. Neler var hocam detaylarda? Böbrek üstü bezi ve salgıladığı hormonları konuşacağız bu dersimizde. Evet, şimdi biz endokrin bezler diye bir başlık atmıştık ve bütün endokrin bezleri önceki derslerimizde konuşmuştuk. Her bir bez için ayrı bir video çekiyoruz zaten. Çünkü hem bilgiye kolay ulaşalım hem de bilgiye ulaşmak için bütün işte yarım saatlik 40 dakikalık video izlemeyelim diye. Başlıklara ayırmamızın sebebi aslında olay çok kolay. Oturt ortosu da ufak ufak gitmek. Böbrek üstü beziyle devam edeceğiz. Böbrek üstü bezi dediğimiz şey ne? Nerede bulunuyor? Önce bir buna bakalım. Bazen adrenal bez diye de karşımıza gelir soru dilinde. Her iki böbreğimizin üst kısmında bulunuyor ve yaklaşık olarak 3-5 civarında bir gram ağırlığa sahip. Yani şöyle, böbreğin içindeki bir yapıdan bahsetmiyorum. Üstündeki böbreğimizin şöyle. Üzerine böyle götürmüşler, bir bulaşık süngeri koymuşlar. Tereyağı gibi. Düşünün. Evet, üzerine bir şey sürmüşler gibi. Böbrek üstü bezlerinin böbreklerle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Tamamen böbreklerden bağımsız yaşarlar. Ve böbrek üstü bezi iki kısımdan oluşuyor. Dış ve iç kısım. Dış kısma kabuk. Bir diğer ismiyle korteks diyoruz. Aslında biz sadece korteks ismini burada kullanmıyoruz. Mesela insanda sinir sisteminde beyin kabuğuna da korteks demiştik. O zaman biyolojide hani iç organlar konuşulurken veya özellikle sinirsel yapılar konuşulurken dıştaki yapı korteks, içteki yapı genellikle öz yani medulla diye adlandırılır. Böbrek üstü bezinin kabuk ve öz kısmından salgılanan hormonlar da birbirinden farklıdır. Hormon farklıysa işlevleri de birbirinden farklı olmak zorunda. Bakın tereyağına hocamızın benzettiği şey tam olarak şu, onun canı mantı çekiyor şu anda. Kabuk dediğimiz kısım dışarıda, korteks dedik. Öz dediğimiz kısım içeride, medulla dedik. Şu benim böbreğim, fasulye tanesine benziyor. Böbreğin dışındaki farklı bir yapıdan bahsediyoruz şu anda. Ve kabuktan salgılanan iki hormonumuz, özden salgılanan aktif iki hormonumuz var. Bunları konuşacağız. Kabuk yani korteks kısmı. Kortizol ve aldosteron dediğimiz iki önemli hormonumuz salgılanıyor. Buradan eşeysel hormonlar da salgılanıyor ama çok az, eser miktarda salgılanıyor. Bir de biz zaten eşeysel hormonlar için ayrı bir video çekeceğiz. Ayrı bir başlık altında konuşacağız. Burada detaylandırmayacağız. O zaman kortizol ve aldosteronu şimdi öğrenmeye başlayalım. Kortizol, karbonhidrat, yağ, protein gibi organik bileşiklerin metabolizmasını düzenleyecek. Diyelim ki ben uzun süre aç kaldım. Aç kalmak demek kan şekerimizin düşmesi demek. Kan şekerinin düşmesiyle birlikte kortizol devreye giriyor. Özellikle proteinlerden ve yağlardan bizim enerji elde etmemizi sağlıyor. Protein ve yağlardan enerji elde ederken de protein ve yağın monomerlerini glikoza dönüştürmeyi hızlandırıyor. O zaman şöyle bir ifade kullanabilirim ben. Kortizol bence kan şekerini arttıran bir hormon. Evet. Yani kimin gibi sanki? Glukagon denilen hormon gibi görev yapacak. Kan şekerini arttıran hormonlar da önceki yıllarda ÖSS sorusu olarak karşımıza gelmiş. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kortizol aşırı ağrı veya iltihaplanma görülen hastalıkların tedavi amacı olarak kullanılabiliyor. Zaten stres anında salgısı artan bir hormon. Hani bazı insanlar vardı böyle diyet yapar kilo veremez falan şey der. Ya ben hep stresten yiyorum. Yani hı diyorsun yani falan. Kılıf buldu. Halbuki gerçekten kortizolun bununla bir ilişkisi var. Stres anında salgısı direkt artıyor. Kan şekerini ani bir şekilde yükseltiyor. Uzun süreli eğer biz kortizol kullanırsak bunun da bize bir dezavantajı var. Olumsuz olarak dönüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bağışıklık sistemini baskılıyor. Yani şöyle aslında biz vücudumuza aldığımız hemen her şeyden %40 oranında derler. Fayda görüyorsak %60 zarar görüyoruz. Kortizol da bunlardan birisi. Aslında yara kremlerinin içerisinde, sızı kremlerinin içerisinde o kadar çok kortizol vardır ki birçok antidepresanın içinde de var. O yüzden antidepresan kullanan insanlarda da bir kilo alma eğilimi söz konusu olur. Ve hep şey derler, kullandığım ilaçlardan böyle şiştim kaldım bak görüyor musun falan. Halbuki olayın temelinde ne var? Tamamen kortizol var. Evet. Ve biz eğer o antidepresanlara özellikle alışkanlık kazanırsak, bağımlılık sağlarsa bizde maalesef devamında immün sistem baskılanıyor. Bağışıklık sistemimiz baskılandığında bizim hastalıklara karşı maalesef mücadelemiz de zayıflamış oluyor. Aldosteron hormonu vücudumuzda özellikle mineral ve su dengesinin korunmasına yönelik bir eylem gerçekleştiriyor. Nasıl yapıyor bunu? Böbreklerimizden sodyumun ve suyun geri emilimini arttırıyor. Geri emilim ne? İnce bağırsaktaki sodyum ve suyu
kana geçirmeyi sağlıyor. Bununla birlikte potasyuma da diyor ki ben seni istemiyorum. Potasyumun da vücudumdan atılmasını sağlıyor. Yani bir şeyi alırken diğerini veriyor ve bu sayede bir denge unsuru görevi üstlenmiş oluyor. Ne işe yarıyor bu özelliği özellikle? Hücreler arası ve doku sıvısının dengede kalmasını, iyon dengesinin sağlanmasını, kan basıncının ve kan hacminin arttırılmasını sağlıyor. Tabii eksikse eğer vücudumda bahsettiğimiz bu olayların hiçbirini gerçekleştiremeyecek. Suyu geri ememeyecek, sodyumu geri ememeyecek, potasyumu da atamayacak. İşte bu bahsettiğimiz olayların tamamı bizim vücudumuzu ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü sodyum ve potasyum ifadesini biz nöronlarda impuls taşırken öğrendik. Bu durum etkilenecek. Vücudumuz özellikle bakterilerle, mikroorganizmalarla yeterince savaşamayacak ve enfeksiyonlara karşı direncimiz azalacak. Derimiz farklı bir tona dönüşecek ve biz buna Addison hastalığı yani tunç hastalığı diyeceğiz. En bariz belirtisi derinin bronz bir renge dönüşmesi şeklinde kendisini gösterecek. Eşeysel hormonlarımız vardı yine kabuk bölgesinden salgılanan. Bunlar östrojen, progesteron, testosteron hormonlarıdır dedik. İsimlerini bilmemiz şimdilik yeterli. Şimdi anlattığımız ve hatırlamamız gereken bu kısımla birleştireceğimiz bir bilgi var. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonların denetimi hipofizden salgılanan ACTH hormonu sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü ACTH hormonu dediğimiz hormon böbrek üstü bezlerine etki ederdi diye konuşmuştuk belki ilk dersimizde bununla ilgili. Gelelim bu böbrek üstü bezinin iç kısmına yani öz dediğimiz medulla kısmına. Böbrek üstü kısmının öz bölgesi embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişiyor ve sempatik sinir sistemiyle birlikte çalışıyor. Sempatik sinir sistemi ne yapardı? Sindirim sistemi hariç bütün sistemlerimin çalışma hızını artırırdı diye hatırlıyoruz. Buradan iki tane hormon salgılanacak. Biraz daha ismine aşina olduğunuz hormonlar adrenalin ve noradrenalin. Diğer isimleri nadiren de olsa soru bankalarında çıkıyor. Epinefrin ve norepinefrin dediğimiz hormonlar. Bu iki hormon özellikle pozitif ve negatif stres anında salgılanıyor. Pozitif ve negatif stresten ne anlarım ben? Stresin artması ya da aşırı rahatlama gibi düşünüyorum. Evet. Ya da işte mesela mutluluk da bazen strese sebep olabilir. Aşırı sevinç de strese sebep olabilir. Aşırı kaygı da strese sebep olabilir. Yani olumlu olumsuz stres faktörlerinde bu iki tane hormon özellikle adrenal medullanın uyarılmasıyla salgısı artacak ve bizi bir şekilde homosteziye ulaştırmaya çalışacak. Adrenalin ile başlayalım yani epinefrin. Korku, heyecan, öfke, soğukta kalma, panik gibi durumlarda salgısı artacak. Kalp atışını hızlandırır. Evet, çok enteresan. Mesela soğukta kalmada da adrenalin salgısı artıyor. Çünkü ne dediniz hocam? Kalp atış hızını arttırır. Dolaşım hızımızı arttıracak. Kan basıncını arttıracak. Göz bebeklerimizin büyümesine neden olacak bir hormon. Tüylerim diken diken oldu diyoruz. Kimin sayesinde? Adrenalin sayesinde. Yani bir olayın karşısında şaşırma, o fiziksel tepkiyi bile bu yapıyor. Hatta bunun çok güzel bir videosu var. Gerçekten tüylerin böyle kalktığını görüyorsunuz. Kandaki glikoz oranının artmasına neden oluyor. Niye acaba? Yani adrenalin korkmuşum, heyecanlanmışım, panik halindeyim. Enerjiye ihtiyacım var. Harika. Koş. Yani sağlıklı düşünmeye, hızlı karar vermeye ihtiyacım var. Şu an bir şok durumundayım ve benim beyin hücrelerimin acilen yakıta ihtiyacı var. O zaman kan şekerim artsın ki sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar alabileyim. Tabii bunu yaparken de tasarruf da sağlıyor bu arada. Yani glikozu nasıl arttıracak? Hadi şeker ye. Al ben sana şeker veriyorum demeyecek. Diyecek ki bazı doku ve organlarına giden glikozu oraya göndermemize çok da gerek yok. Örneğin derine karar vermiyorsun diyor. O yüzden diyor deriye giden diyor kılcal kan damarlarının ben çaplarının boyutunu değiştireyim. Oraya daha az glikoz, daha az kan göndereyim. Bu glikozu, kanı, oksijeni ben beyne göndererek daha rahat karar vermeni destekleyeyim senin diyor. O yüzden korkan, telaşlanan, panik halinde olan insanlara deriz ki beti benzatmıştı, kireç gibi olmuştu. Sanki mezardan çıkıp gelmiş ifadelerini kullanıyoruz. Olayın temelinde tamamen adrenalinin bu şekilde dengeleyici bir unsura sahip olması var. Adrenalin ve noradrenalin dediğimiz yapıları biz nerede duymuştuk aynı zamanda? Nörotransmitter maddeler içerisinde duymuştuk. Hatırlayın sinapslarda impuls iletimi sürecinde sinaptik kesecikten nörotransmitter maddeler salgılanırdı. Adrenalin ve noradrenalin bir nörotransmitter maddedir diyebiliriz.
İkinci hormonumuz öz bölgesinden salgılanan norepinefrin, yani noradrenalin hormonu. Ne iş yapacak? Görevi adrenaline olabildiğince benzeyen bir hormon. En çok neyi karıştırır öğrenci arkadaşlarım? Hocam adrenalin ile noradrenalin zıt mı çalışır? Ben öyle düşünmüştüm. Evet, genelde hep böyle bir algı var nedense. Böyle bir durum söz konusu değil. Hatta o kadar çok görevleri birbirine benziyor ki soru bankalarında noradrenalin ile ilgili bazen bir tane bile soru olmuyor. Zaten aynı. Adrenalin gibi. Evet, daha adrenalin, daha bilindiği soruyorlar. Noradrenalinin salgılanması adrenalinin salınmasından bağımsız çalışıyor. Benzer işlevleri var. Kılcal damarları daraltıyor, metabolik hızı arttırıyor, kan basıncını ve kalp atış hızını arttıran bir hormonumuz noradrenalimiz. Evet, sorularımıza bakalım. İnsanda böbrek üstü bezinin öz ve kabuk bölgesinden salgılanan kortizol ve adrenalin hormonlarının gerçekleştirdiği aşağıdaki işlevlerden hangisi ortaktır? Metabolizma hızını arttırır diyor. Hangisi arttırırdı? Adrenalin. Kan basıncını arttıran adrenalin. Bağışıklık sistemini baskılayan öteki kortizol. Sindirim etkilerini azaltan diyor. Adrenalin kim sempatik diyor, görevi görüyor. Yani normalde metabolizma hızını arttırıyor. Ama sindirimi yavaşlatıyor. Kandaki glikoz seviyesini arttırma. Her ikisi için de ortak. Böyle bir sınav sorusu da var bu arada. Kan şekerini arttıran hormonlardan adrenalini duydum şu anda. Kortizolu duydum. Bir tane de duyacağım var ileriki dersimizde. Aşağıdaki şekilde ACTH'ın salgılanmasına bağlı olarak sentezlenen X hormonunun işlevi gösterilmiştir diyor. Hipofizin ön lobu, hipofizi kontrol eden hipotalamusun var. Böbrek üstü bezini uyaran bir hormonum var ve bu hormon sodyum iyonlarının ve suyun geri emiliminde artışa sebep oluyormuş. Bana bu hormonun ne olduğunu soruyor. Adrenalin değil mi şey yaptığımız? Sodyum ve suyun geri emilimi. Şıklardan bakabiliriz isterseniz, hatırlayacaksınızdır. Adrenalin mi yoksa sodyum ve su? Hatırlayamıyorum. İyon dengesi. İyon dengesi. Çünkü şey konuşmuştuk ya az önce, hipofiz bezi adrenalini destekler. Daha doğrusu hipofiz bezindeki çalışma için adrenalinin işleme başlaması için hipofiz bezinden emir gelmesi gerekiyordu. Yanlış mı hatırlıyorum oraya? Hipotalamustan emir gelmesi gerekiyor. Yani şöyle, aslında ACTH hormonu adrenalin, kortizol, noradrenalin veya hani hepsini, bu hormonların dedi, hepsini denetliyor zaten. Ama iyon dengesi derse aldosteron hormonları. Bana hepsinde adrenalin şu anda gözümde. Çalıştıktan sonra tekrardan oturacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.